Yeğenim bana mesaj attı, amca koş. Babam gidip binası yıkadı. Çabuk gelin, buraya gelin. Hemen o can havliyle hiç üstüme bir şey almadan direkt Adıyaman'a gittik. Normalde bir saat süren yol biz 3 saate katlettik. Yollar tıkanmıştı, şeydi vardı. Buraya ulaştığımızda biz binayı, gözümüzün gördüğü bina, o da bina değildi. Çünkü enkaz haline gelmişti. Belli bir süre sağda solda bir şeyler yapmaya çalıştık, seslenmeye çalıştık. Hiçbir şey yapamadık. Moloz yığını, çünkü büyük bir şey vardı. Moloz yığını vardı, onu toparlayacak bir şey yoktu. Yani kazma, kürek, elle yapacak bir şey değildi. Sağdan soldan gelen sivil arkadaşlarımız vardı, çevremizde akrabalarım vardı, gençler hepsi geldi. Ama bir çalışma yapamadık. Belli biz şeye gittik, valiliğe gittik, oradan bir koordinasyon şeklinde bir ekip almaya gittik. Bunlar da ne kadar tamam dediler, şeyde biz geldik, gelmediler. Geri ekip adamlar gitti, dayımın çocukları, onları getirmeye çalıştık, gene olmadı. Zorla zorla bir ekip getirdik, işte biraz şey yaptılar, aradılar, eşmeye başladılar. Elinde malzeme olmadığı için dedi ki, vinç olmadan biz dedi, hiçbir şey yapamazdık dediler, çekti gittiler dedi. Akşama doğru tekrar biz çabaladık, koşturduk. İşte hala da üstümüze o da şeyde hiç yağmur eksik olmuyor yani. Açıktayız, gidip sığınacak bir yerimiz de yok. O şartlarda tekrar valiliğe gittik, gittik geldik, bir türlü yapmadık. O arada bizim gençlerimiz o işte sesin geldiği yöne doğru bir şey yaptılar. Girmek için bir yere geçtiler. Hatta oradan da girdiler, bayağı çocuğun yanına da yetiştiler. Bir de battaniye sardılar çocuğa. Bu aslında ikinci artçı olunca çocuklar korktu artık. Yani ben bile dışarıda korktum. Çocuklar dedi amca biz de giremezdik dedi. Yani geri çekildiler. Burada gene kimsesizlik vardı işte. Yoksul şeylik vardı. Çaresizlik vardı. İkinci bir çaresizliğe düştük. Bir de zamana bıraktık işte dedim iyi olur. O arada 2-3 çekip şeye gittik. Gene aşağıya baskı kurmaya çalıştık. İlla ekipman gelsin diye. Gelenler de gene sivil giyimli, yani şey yok, ekipman olmadı, elindeki malzemenin olmadığını söylediler. Biz bu şekilde kaldıramazdık dediler. Onlar da bıraktı. Bu sefer ben, bir tane teyzemin torunu vardı. Onu aradım dedim, vinç şeyinde çalışıyordu. Ya dedim ne o şeyin varsa vincini al gel buraya. O da dedim, işte dayı dedi ben gelirim ama vincim küçük. Benim vincim kaldırım. Ya dedim sen gene gel, biz elimizde geldiğimiz kadar küçükleri kaldırırız. O da geldi, bir iki saat çalıştıktan sonra şeyi kırıldı. Bir ayak kırılınca adam çalışma yapamadı. Biz tekrar gene ellerimizde işte tırnaklarımızı yontmaya başladık. Geç geldi. İkinci günün sonunda geldi ama yani gene genler son noktayı bir türlü koyamadı. Yani son kurtarışı genler yapamadı. Yani burada en iyi çalışan gene bizim halk, sivil genç, akrabam, çevrelerim, olanlarımızla biz kendi o çocuğu o şekilde nefes alırdık, moral verdik. Etrafını açtık, bir ayağını işte boşa düşürdük. İşte sonradan gece yarısı adamlar bizi topladılar. Dediler ki işte bu çocuğun biz ayağını keseceğiz. Biz kabul etmedik. Son çalışan AFAD ekibinin içeriye girip de işte biz bu çocuğun ayağını kesmezsek çocuk şuurunu kaybediyor, ölebilir. Biz o taraşta dedik ki artık ne gelecek işte çocuğu kurtarın, ayağını kesin dedik. Bu sefer onlar da o 2-3 tane bir yerleri aradılar. Onlar da baktık biz telefonda dinliyorduk. Adamlar diyor ki öyle saçma şey yapmayın demiş. Biz o arada biz hiçbir uzman doktor, hiçbir uzman ekip o çocuğun ayağını orada kesemez. Keserse bile çocuk orada şeyde gider dedi. Geri ondan vazgeçtiler, çalışmaya devam ettiler. Çalışmaya gider, baktım arada diyor çocuk şuurunu kaybediyor. İşte orada telaşladık, artık ne yapacağımızı bilmedik. En son bir baktık, bir İspanya'dan bir ekip geldi sağ olsunlar. Adamlar geldi, her türlü olanaklara sahipti yani, malzeme olarak, ekipman olarak. Adamlar işte şeyi kenara çekti, adamlara dedi siz kenara çekilin. Genler müdahale etti, aşağı indiler. İki tane yanına bayan verdiler, yanına hem konuşması hem moral vermek için sohbet etmeye başladı. İşte bir taraftan da çalışmalar yapıldı. Bu işte ayağındaki şeylerin her türlü tesisatları olduğu için adamlar bir iki saat falan sürdü o şey çalışma. O şekilde çocuğu çıkardık. Yani ondan sonra işte 2-3 tane köpek bıraktılar dedi canlı var mı diye. Sonra topladı dedi başka canlı da yok dedi orada dedi. Özellikle mesela orada AFAD'ın dışında mesela bir sürü yani 100-150 kişiye yakın şey vardı. Sivil gençler gelmişti. İşte ben diyordum bunu tanımıyorduk şu an. Ya. Benim akrabalarım çoktu ama onları tanımadığım insan vardı. İşte ben sordum nerelisin dedim. De Viranşehirliyim. Nerelisin Siverekliyim. Dedim nerelisin Suruçlusun. Nerelisin de Vanlıyım dedi. Yani adamlar baktım bizden çok çabalıyor. Dışarıdan gelen sivil ekibe yani bize çok faydası oldu. Enkaz kaldırırken de işte onlar daha önce yaşadıkları için mi artık nedense bizden daha tecrübeli diye. Onlar işte nereye kesiş etmemiz gerek, nasıl şey yapmamız gerek. Onlar da bize yardımcı oldu bayağı sağ olsunlar. Yine dışarıdan gelen
gıda yardımında bulunan sabah kahvaltı yapmışlardı mesela. Ekmek arası bir şeyler getirmişlerdi. Onda da çok şey gördük. Yani devlet, AFAD ekibi üçüncü gün gözümüze görüktü. Yani bizim her yaptığımız bu çocuğu bizim kurtarmamızda en büyük etken olan sivil halktı. AFAD'ın fazla bir şeyi yoktu çünkü onlarda da tesisat yoktu yani. Adamlar yapacaktı, malzemeler yoktu elinde. Kullanacak tesisatlar yoktu.